Hayvan hazırız. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben Asuman Kerkez. İkinci yılında bu muhteşem programın sunuculuğunu yapmaktan dolayı çok çok mutluyum gerçekten. Merhaba. Benden alınmasın. Nasip olsun. Aralara hayır alın. İnşallah görüşürüz. Olmak kalmak. Ben verecek çocuğum için işte ben bitirdim diye. Acayip tokluk istedim. O taze mahsur var arada. Görüyor şeyden çıkan, dışarıdan da aldığınız var mı? Şey yok, şey daha da var. Şuranın güzel bir tarafı var, ilaç kullanmıyor. Üzdeki üretim kapasitesini artırdık. Zeytinle ilgili üreticilerimize teknik eğitimler sağladık ve kilis zeytin ve zeytinyağımızı uluslararası fuarlarda tanıtmaya çalıştık. Kilis zeytinyağında bu potansiyel var mı? Şimdi Mücahit Hocam burada dedi ki aslında kilis zeytinyağı bir mücevher. Ancak o kadar kötü bir süreçten geçiyor ki biz onu kömür olarak satıyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Birçok şey yapmamız lazım. Bir kere üretim aşamasından başlayar. Gübrelemesi, budaması, toplaması. Toplandıktan sonra kasaya konması, çuvala değil. Ve bir an önce fabrikaya getirilmiş olması. Akabinde soğuk sıkım yapılmış olması, hijyenik şartlarda olması, küflü, çamurlu, yapraklı olarak değil, temiz bir şekilde üretime girmesi. Kilis değil, artık yine farkına vardık. Bunu ilk plana çıkarmamız için bizim bütün herkesin desteği lazım. Bu Öşen Polat da değil, valimiz de değil, huzurları değil. Buradaki köylü, halk, çiftçi, kilis beraber yasamalı. Kilis beraber birbirimize destek çıkmalı burada. Bütün bu gördüğüm zeytin markaları beraber gerçek mutlu oluyorum. Buradaki markalar hepimizindir. Benim değil. Bugün Hüseyin Fırat var, yarın yok. Açtığımız bu bölge bize aynı zamanda şu mesajı veriyor. Kilis zeytinin ana vatanı. Kilis zeytinin ana vatanı ve burada yaklaşık 300 bin dekarlık bir alanda zeytin üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz zeytinlerimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tescil yapılmış. İsmini ilimizden alan kilis yağlık çeşidinin ön planda olduğu yaklaşık %85'ini kilis yağlık olarak üretiyoruz. Bunun için 7-8-9 yaprak zeytin yaprağını koyduk. Zahterin bitki olanından koyuyoruz ama şu an elimizde tozu var. Öyle kullanalım. Sonuçta bunda da zahter var. Yine onun dışında biraz sarımsak. Bakın bu koronaya karşı da koruyucu bir çay olacak aynı zamanda. Sarımsak. Mikrop ve virüs ve mantar öldürücü. Zeytin yaprağı, mikrop, virüs ve mantar öldürücü. Zahter, içindeki karbaktol ile mikrop, yani bakteri, mantar ve virüs öldürücü. Bu çay hem tansiyonunuzu düşürecek, hem koronavirüse karşı koruyacak, hem kan şekerini düşürecek, damarları açacak, müthiş bir çay ve insülin direncine karşı da birebir. Şu sarımsağı hafifçe bir patlatalım. Hafifçe böyle bıçağı ben sana şöyle. Şimdi burada sarımsağın etki etmesi için, burada taş köprü sarımsağı büyük ihtimalle. Şöyle hafifçe bir patlatmanız lazım. Çok aşırı ezmeye de gerek yok. Bir adet iri diş taş köprü sarımsağı, 7-8 yaprak zeytin ve zahteri koyduk. Bu 3-4 dakika demlenmesi yeterli. Daima aromatik bitkileri demlerken üstünü mutlaka kapatıyoruz. Bu önemli bir kural ki uçucu yağları, aromatik yağları içinde kalsın diye. İşte tansiyon düşürücü. Bunu ise birazdan bardağa koyacağım. Şöyle aromasını versin. Kolesterol düşürücü,
damar açan, koronavirüse hatta mantar ve diğer mikroorganizmalara karşı üremesini yavaşlatan, insülin direncine karşı iyi gelen, pandemi döneminde aldığımız kiloları geri vermeye yardımcı olacak olan müthiş bir çay formülü. Zeytini yaprağını Allah rızası için atmayınız. Atmayınız zeytinin yaprağını. Müthiş bir şifa kaynağı. Zeytinin çekirdeğini atmayınız. Zeytinin çeperini atmayınız. Ama bunları artık daha tıbbi, çok daha kar getirecek fırınlarda kullanmanın da dışında artık tıpta, sağlıklı yaşamda kullanalım. Diyelim ki bu demlendi. 4-5 dakika geçti. Hemen bir bardağa koyuyoruz. Gerçek tane zahter olsaydı bulanık olmayacaktı. Bu şekilde koyduk. İçine de etkisini arttırmak ve meraklaştırmak için de bir parça limonu koyuyoruz. İşte size bu kolesterol, şeker, insülin direnci ve koronaya karşı ve zayıflamaya yardımcı doğal mikrop ve bakteri öldüren bir çay.